11 Mart 2011'de Tokus şiddetindeki Büyük Doğu Depremi, Japonya'nın kuzey kısmına, özellikle de Fukushima, Miyagi ve Iwate şehirlerine büyük zarar verdi. Depremin ardından gelen 15 metre yüksekliğindeki tsunami, güç ünitelerine zarar vererek soğutulamayan 3 adet Fukushima Daiichi reaktörünün sızıntı yapmasına neden oldu. Deprem ve tsunami'nin birbirinin peşi sıra bölgeyi vurması, Çernobil'den sonraki en büyük nükleer kazayı tetikledi. Ertesi gün ayın 12'sinde nükleer santralin ana kapısının önüne sızmış radyoaktif maddelere rastlandı. Devre dışı kalan soğutma sistemi çekirdeği eritince binaya buhar doldu. Bu nedenle binadaki iç basıncı azaltmak ve nükleer reaktörlerin patlamasını önlemek için içerideki radyoaktif malzeme dışarı salındı. Yine aynı gün Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı kazanın seviyesini 5'ten 7'ye yani Çernobil ile aynı seviyeye yükseltti. Hükümet, başlangıçta kaza merkezinin 3 kilometre çapındaki bölge sakinlerine tahliye bildirimi yapsa da bu rakam sonradan 20 kilometreye çıkarılacaktı. Japonya'nın bu büyük felaketi, çekilen insani acı ve mal kaybı yönünden detaylıca belgelense de kazanın bölge hayvanlarına verdiği zarardan çok az bahsedilmiştir. İşte bu noktada hikayemize mangal yürekli bir pirinç çiftçisi girer. 55 yaşındaki Naoto Matsumura, kaza sonrası radyasyon bölgesinde yaşayan tek insan ve burada kalmasının tek bir nedeni var. Bölgedeki terk edilmiş hayvanları kurtarmak ve onları ölene kadar beslemek. Ona Fukushima hayvanlarının koruyucusu diyorlar. Çünkü herkes hükümetin tahliye emri verdiği radyasyon bölgesinden kaçarken o hayvanları beslemek için kalmış. Her gün maruz kaldığı yüksek miktardaki radyasyonun farkında. Ama bu konuda endişe etmeyi reddediyorum diyor. İlk başta bölgeyi terk eden insanların arasında olan Matsumura, ailesine katılmak için güneye gitmek istese de yüksek radyasyon riskinden dolayı geçmesine izin verilmez. Bölgeden göçen insanların oluşturduğu kamplardaki kalabalığı ve yiyecek azlığını görünce Tomioka köyündeki çiftliğine döner. Onu evcil hayvanlar ve besi hayvanları dışında hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş bir yer beklemektedir. Matsumura aç hayvanları beslemeye başlar ve nihayetinde sağ kalmayı başaran hayvanlara bakmak için bölgede kalmaya karar verir. Bu yaptığı hükümetin emirlerine açıkça karşı gelmek demektir. Matsumura bölgede kalmakla güvenli sayılan seviyenin 17 katı radyasyona maruz kalır. Onun Fukushima'da baktığı hayvanlar arasında pek çok farklı tür var. Köpekler, kediler, inekler, ördekler, deve kuşları, domuzlar, hatta bir midilli. Kurtardığı hayvanlardan biri 1,5 sene boyunca ahırda mahsur kalmış bir köpekmiş. Bunca zaman sadece açlıktan ölen ineklerin etlerini yiyerek hayatta kalmış. Matsumura onu bulduğunda tüylerinin çoğu dökülmüş vaziyetteymiş. Sevgi dolu bir bakım sayesinde eski sağlığına kavuşmuş. Bu ve bunun gibi kurtarma hikayeleriyle Matsumura'nın yaptıkları hem bölge hayvanları hem de farkındalık açısından büyük öneme sahiptir. Bölgenin içler acısı durumu hakkında anlattıkları bizi nükleer enerjinin potansiyel tehlikeleri hakkında düşünmeye itmektedir. Fukushima şu anda her yönüyle tam bir cehenneme dönmüştür. Terk edilmiş, virane ve radyoaktif tozla kaplı. Açlığa terk edilmiş kedi, köpekler, ahırlarda inekler, kafeslerde kuşlar. Tüm bölgede hepsinin yardım alabileceği sadece tek bir adam. Matsumura halen daha elektrik ve su olmadan tamamen yalnız olarak yaşıyor. Sadece kısa süreliğine bölgenin dışına çıkıyor. Hayvanları için yiyecek alıp hemen geri dönüyor. O, bölgedeki yüzlerce kedi, köpek ve ineğin tek umudu. Özel insanlar her yerdeler ve tahmin ettiğimizden daha fazla sayıdalar. Onların öykülerinin daha çok anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Böylece özverileri hepimize örnek olabilir ve içimizdeki potansiyel kahramanı ortaya çıkarmamızda bize yardımcı olabilirler. Bu vesileyle nükleer enerjinin aslında ne kadar büyük bir tehlike potansiyeline sahip olduğunu da belirtelim. Günümüzde gitgide gelişen yeni ve temiz enerji biçimleri bulunuyor ve eminim ki gelecekte bunlar daha yoğun bir şekilde kullanılacak ve böyle felaketlerin ne insan, ne hayvan, ne bitkiye, hiçbir canlı varlığa zarar vermeyeceği bir dünyada yaşayacağız.
Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve başka videolarda bunun gibi seyretmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.